işbirliğinden biraz bahsedersek, bu fabrikada ne kadarlık bir araç üretimi yapılacak? Şimdi biz daha önceki sohbetlerimizde de bahsettiğim üzere yeni bir vizyon belirledik kendimize 2 sene önce, 2009 senesinde. Ulaştırmada sınırsız çözümler diye bir vizyon belirledik. Bu vizyon doğrultusunda başta toplu taşımacılık olmak üzere ulaştırma alanında yeni alanlara, yeni konulara yönelik çalışmalar yapmaktayız ve yeni çözümler üretmekteyiz. Bunlar içerisinde biliyorsunuz en küçük boy taksimizden en büyük boy körüklü otobüse kadar bütün geniş bir ürün yelpazesi var. Bu ürün yelpazesine yönelik çalışmalarımız kapsamında da Breda Menerinibus gibi İtalya'nın en iddialı otobüs üreticilerinden bir tanesiyle stratejik bir işbirliğine giriştik. Geçen senenin son çeyreğinde başlamış olan bu işbirliği kapsamında hem arkamızda gördüğümüz fabrikamızı, otobüs fabrikamızı devreye sokma çalışmalarını yürüttük. Hem de üretime dönük ve ürüne dönük çalışmaları Breda ile birlikte yürüttük. Ve anlaşma kapsamında ilk aşamada Roma Belediyesi'nden alınmış olan 75 adetlik otobüs siparişinin de üretimini gerçekleştirmeye başladık. Bugün Peki de ne Maslak'ta kadarlık bir aradayız. bir yatırım bu? Şimdi biz otobüs konusunda iddialı bir yer edinmek niyetindeyiz ve buna yönelik de yatırım çalışmalarını, planlarını yaptık ve yatırımlarımıza başladık. Toplamda ağırlıklı önümüzdeki 3 yıla yayılmak üzere toplamda 25 milyon euro civarında bir yatırım öngörümüz var. Zaten tesislerimiz otomotiv endüstrisinde faaliyet göstermekte olduğu için tabii yatırım rakamları buna göre daha farklı olabiliyor. Ama genel olarak böyle bir yatırım öngörüyoruz ve burada Breda markalı otobüsleri ve beraberinde de Karsan markalı gene toplu taşımacılığa yönelik araçları üretmek niyetindeyiz. Peki, sizin aynı zamanda New York Taksi projesi de var. İhaleye kaldınız, ilk üçe kaldınız ihalede. Ve yapılan anketlerde de Karsan önde çıkıyor. Siz nasıl görüyorsunuz bu ihaleyi? Sizce neler olacak bu ihalede? Valla tabii bunun sonunun nasıl biteceğini kimse bilmiyor. Devletten Ama de bir evet, yardım, gayet yakın destek bir geldi. ilgi görüyoruz hakikaten. Gerek Türk kamuoyunda, gerek New York kamuoyunda, gerekse de devlet nezdinde ciddi bir destek bulmuş vaziyette projemiz. Dolayısıyla sadece finalist olmakla kalmayıp bu ihaleyi kazanmak durumunda olduğumuzu düşünüyoruz. Ama tabii sonunda karar verecek olan merciler bu kararı kendileri verecekler. Ama bizim gördüğümüz o ki gerçekten aracımız New Yorklular tarafından ve New York'ta taksi kullanıcıları tarafından çok benimsenmiş, beğenilmiş bir araç. Çünkü bunun sebepleri var. Bu sebepler bildiğiniz sebepler, aracın çağdaş bir araç olması, bu maksat için sadece geliştirilmiş olması, mevcut bir aracın uyarlanmasından ziyade spesifik olarak bu maksada yönelik geliştirilmiş olması, engelliler için çok kolay erişim sağlanmış olması gibi bir sürü avantajı var. İnşallah bakalım kazanacağız diye bekliyoruz. Peki bundan Ama sonra... ben şunu da ilave edeyim. Bu ihale kazanılsın kazanılmasın daha önce de bunu söylemiştik. Biz bu aracı geliştirmeye ve dünyanın megapollerine başta olmak üzere büyük şehirlerine yönelik pazarlamaya kararlıyız ve bu süreci sürdürüyoruz.